O maç. Visca çok kaçırdı. Tabii 27 falan şut attı Başakşehir. 90'da penaltıyla. Kuşeri sol bek yaptı. Yani stoper Kuşeri sol bek yaptı. Ondan sonra baktı oradan Visca çok geliyor. Gel dedi şeye, Umut Bulut'a. Orayı beşledi. Umut'u sol bek yaptı. Kuşeri 3. stoper yaptı. Sol stoper yaptı. 27 şut attı belki ama hani o maç o gün başka bir hoca olsa farka giderdi, onu söyleyebilirim. Çok ciddi farka gidebilirdi. Ya kariyeri saygı duyulması gerek. Çünkü bir büyük takımdan Süper. Türkiye Kupası finali Beşiktaş. Kocaeli 4-0. Sporla. Ama son dönemleri şimdi Rize'nin küme düşüşü. Rize'nin tekrar çıkması durumunda da. Ama böyle, hep kurtar. Alanya Spor'da yani. Da başarılı olamadı. Bir de Alanya Spor son dönemde Alanya Spor'a tek başarısı olan teknik adam. Yoksa hani çok beğenirim teknik adamı yani. Çok iyi teknik 2000 ile 2015 arası çok iyiydi. Gerçekten mesleğine bu kadar saygı duyup da mesleğini bu kadar araştıran az teknik direktör yani var. Sürekli yurt dışında şey, Premier Lig maçlarına falan gidiyor. Bizi doğal suya sokardı, hatırlıyor musun? O Seyfert'te. Evet, soğuk. Göldü değil mi orası? Bir göl, sabahları koşturuyor, beni de koşturuyordu. Zayıfa diye koşuyorduk. Ya bir göle sokuyor, o Monster'ın altındaki su falan daha sıcak. Dağdan geliyor, Alp dağlarından gelen su. Böyle bir şey yok. Orayı buluyordu. Futbolcuların hepsine hadi gireceksiniz buraya diyordu. Zaten Hikmet herkes... Hoca'nın antrenmanlarını yiyen sezon başı sezonu çok iyi geçirir o anlamda. 3 antrenman. 3 oldu. 3 mü oldu? Asist ama bu sefer. Oo, olsun süper. Ya her şekilde yazıyor ya. Rol atan Burak değilsin. Yok Burak oynamıyor. Burak, Burak yok mu? Yok önümüzdeki Zeki, haftaya kadar oynamıyor. Zeki sakattı değil mi? Zeki sakat zaten. Adam hem atıyor hem attırıyor. Ama hocalardan bahsederken. Kaç oldu ya ben söylemiştim. Bir dakika dur saymıştım. Abi zaten Lil'in attığı gollerin yarısından fazlası yani Yusuf Zeki Çelik, Burak Yılmaz'a gol ait. Gol 9, asist 2. 13 maç. Vay vay maşallah. Fransa'da ya Lig 1'de. Muhteşem ama Hakan bizim jenerasyonun bence hala gördüğü en iyisi Nihat Kahveci Sosyat herhalde ya. Geçsinler inşallah. Kimse, belki geçsinler. Geçer ama. Evet. Çünkü performans olarak evet. Nihat yani orada Brezilya Ronaldo'nun Ronaldo olduğu dönemler onunla kapışıyordu. Tabii. Ama bu da çok ciddi bir başarı. Yani daha yeni başladı ama Yusuf. Daha yeni başladı. Mesela ironi yapıyorum. Mert Hakan'ın attığı golden sonra ben buradayım. Hı hı. İşte benim yeteneklerim bu dediği golde. Mesela Yusuf da yapmış olduğu asist, atmış olduğu goller. Ben bu takımda, milli takımda ilk 11 oynamayı hak ediyorum dedirtiyor. Ya Şenol Hoca biraz duygusal mı düşünüyor acaba orada? Tabii Trabzonlu olması yani, ya biraz... Ya var ya bak... Ya aslında... Mahallenin çocuklarını alıyorum bazen, götürüyorum şeye. Sana çok önemli bir soru soracağım. Unutturma, ben yazayım şimdi, aklıma bir isim geldi çünkü. Hani çok pardon. Şey bir teşbihte hata olmaz ama hani bunu düşündüm resmen. Alıyorum çocukları, 9 tane çocuk oluyor, bir kendi oğlum da var. 4'e 4 maç yapıyorlar. Biri yedek kalacak değil mi? Alıyorum oğlumu kenara, gel diyorum yedek sensin. Ya baba diyor hep mi ben yedeyim? Yani sanki Şenol Hoca... Ben benim olanı bıraksam döver beni herhalde orada. Ya zaten isyan da arttık da. Yani hani buna benzetiyorum birazcık. Kanka sen bu kadar kaptan yaparsın bence de. Kaptan yaparım ben sana. Yok baba abi. Sen kulüp başkanı ol derim ben Ayaz'a yani. Ben de sürekli bir eleştirici vardır abi. Kendi oğluma da aynıyım ama yani. Toplum psikolojisinde hep sen kendi evladını tutuyorsun dedirtmemek için. Tabii abi yani aynen. Çocuklar ne diyecek? Bak kendini oğlunu oynatıyor, bizi aynen. Oynatmıyor diyecek. Düşün benim babam başkanlarıydı, ben oynayamıyordum. Ya bu arada doğru yapmış. İnanın popülizm Hakan, için bunu... yetenekliydin, harcandın kardeşim. Hakan ve Yalçın Yalçın. Popülizm için bunu söylemiyorum ama şimdi Yusuf diyoruz tamam mı? Ligde ben çok hayran olduğum bir oyuncu değilim Taylan Antalya ama şimdi Gözler İzan var. 8 hafta bu ligin orta sahadaki en iyi oyuncusu. Tabii. Ben İyi ki de Okay gelmemiş Galatasaray'a dedim. Tyron'un performansını gördükten sonra. Neden söyledim izah edeyim. 6-7 milyon euro satın alma opsiyonları. Zaten dünya Galatasaray'ın borcu ortada. Mahmut saygı duyorum kariyerine ama 1,5 aydır top yok, dün de yani. Sonradan girdi oyuna. Hazır değil çünkü. Sen Tyron'u çağırmıyorsun aday kadroya. Mesela şeye saygı duyuyorum. Deniz Türüç daha iyiydi. Emre Kılınç biraz düşüşe geçmişti. Emre Kılınç ile Deniz Türüç'ü saydı. Hani Galatasaray cephesinden ama Tyron'u da çağırması gerekti hocanın için. Tyron'a %100 katılıyorum. Nasıl? Sayın Şenol Güneş yayıncı kuruluşta maçtan sonra şu ifadeleri kullandı. Yine aynı oyuncu grubuyla yolumuza devam edeceğiz tarzında bir açıklaması yani. Ya bu kadro içerisine bilmiyorum girenler çıkanlar tabii ki yani olacak. Şenol Hoca her zaman çok... güvendiği oyuncuları oynatmak aynen. ister. Yani hep öyledir. Kadro sirkülasyonunu çok tanıdık fazla. Yıldıray Baştürk'ü hatırlar mısın? Leverkusen final.
Arda Turan, Atletico da bence Nihat başka çünkü Nihat'ın rakibi. Hayır hayır onun için söylemiyorum. Hatırlarım. En iyi olduğu dönemde 11 oynamıyordu biliyor musun milli takımda? Doğru. Şimdi aklıma geldi biliyor musun? Doğru. Yusuf Yazıcı'dan ama yola çıktı. Ama o zamanki doğru. Oyuncular da iyiydi. Ama hayır. Kötü ama değildi yani. Tamam yok yok haklısın Hakan hayır, hayır. Güzel güzel eleştiriyor. Yok, doğru. Yıldıray da aynı şeyi yaşadı. Yusuf'un yaşadığını yaşadı. Bak şimdi aklıma geldi biliyor musun? Bir anda Yıldıray belirdi gözümde. Yıldıray Baştürk'ün ya, Leverkusen'de zaman ortalığı kasıp kavurduğu, goller attığı, asistler yaptığı dönemde neden 11'de oynamadığına dair çok çok eleştiriler. Şampiyonlar yapıyor. Ligi finali falan gördü değil mi? Tabii. Çok iyi futbolcu. Real Madrid Zidane'ın o golü. Tabii. Muazzam futbolcuydu. Yani. O da aynı şeyi yaşadı. Teknik doğru. Direktör Şenol Güneş'ti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu söyleyecektim sana. Yo, doğru. %100 haklısın. Güzel yakalamışsın vallahi kanka. Vallahi aklıma geldi biliyor musun? Yani benim gibi hafızası zayıf bir adam. Yıldıray da mı Trabzonluydu? Yok. Yani Yusuf inşallah bu performansını devam ettir, arttırarak devam etsin, ettirsin inşallah. Bir de Trabzon bizim gerçekten ülke olarak yani fabrika ya, futbolcu fabrikası ya. Ya ben lisede rakiplerimiz Trabzon Lisesi. Ya inanılmaz yetenekli oyuncular. Zaten Dünya Kupası'nı kazandı sanırım. O Ergin Keleş'i jenerasyon. Yani inanılmaz şekilde kim? Trabzon. Ergin Keleş'in olduğu jenerasyon benim bildiğim Trabzon Lise takımı. Bayağı dünya çapında bir başarı her elde etti. Her sene bir başarısı var. Ciddi ama anlamda. Ergin Keleş oynamamıştır herhalde. Ergin Keleş iyi oyuncu. Oynamamış. Ergin oynamamıştır diye tahmin ediyorum. Ergin Keleş orada hakemi bağlamıştır. Bir şeyler yapmıştır yine. Selam olsun izliyorsa buradan değerli kardeşim ama hakikaten bir maden var. Çok. Ben Abdullah Hoca'nın Trabzon'a gitmesinde o yüzden heyecanlandım. Çok sürprizler çıkarabilir. Çok sürprizler alttan. Çıkarabilir bravo. Bence aynen. Ama bugünkü Pereira Serkan hamlesini doğru buluyorum ben Hakan. Yani... Ama orada Pereira sakatlandığını söyledi. Hayır. Adalesiyle ilgili. Pereira ile başlamasını ha. Şu anlamda hani, evet gençler oynasın diyoruz ama nasıl Gökhan Gönül'ün her fırsat hakkını teslim yaşa bağımsız olarak Pereira başka bir oyuncu. Kesinlikle. Yani Pereira'nın olduğu takımda ben Serkan oynatmam şu an. Yani Nihat'ın biraz fazla ısrarcı oldu. Artı Serkan'ın savunma anlamında bir geliştirmesi gerek kendine. Ya çok Rıdvan'la çok benzetiyorum ben Serkan evet. Hasan'ı. İkisi de hamle kabiliyetini çok ön plana alıyorlar. Yani ilk hamleyi bir an evvel yapmak isteyen oyuncular ama karşındaki her oyuncuya hemen hamle yapamazsın. Bazen beklemeyi bileceksin. Serkan Hasan'da da bu problem var. Rıdvan'da da hemen topu kazanmak istiyorlar. Bazen bir iki saniye bekleyeceksin. Rakibin pozisyon alınışına bakacaksın. Ama ya Serdar abi Pereira da bu kadar kolay. Mesela yeni teknik direktör için kaybedilmesi yakın bir oyuncu değil. Çünkü lider yok, oyuncu. Yok katılıyorum. Ben lider oyuncu. Bence mesela Abdullah Hoca'nın hani bu tarzdaki bugün ilk 11'de başlatması gayet doğal. Aynı çünkü bu oyuncuyu kaybetmemek tabii. için gelir gelmez çünkü devam tabii. ettirirse zaten oyuncu kendi performansını irdeler. Hangi seviyede olduğunu. Pereira tabii. zaten performansı düşükse hocayla hocanın zaten o diyalog şeyi çok iyidir. Ya bir kere hücum geçişlerinde muazzam bir oyuncu Pereira. Evet. Yani top rakipteyken Trabzonspor, Abdullah Hoca'nın en çok üstünde durduğu konulardan birine topu kaç saniyede kazanacağız? Şimdi topu kazandığın anla sadece kazandığınla ilgilenmiyor. Kazandıktan sonra ne yapacağınla ilgileniyor zaten Abdullah Avcı. Orada doğru konumlanan bir oyuncu Pereira. Mesela orada bazı oyuncu tiplemeleri var mesela. Önünde boş bir alan var hareketlenmiyor. Sprinte, driplinge kalkmıyor bazı oyuncu. Pereira ama o koridoru gördüğü zaman... Evet. Çizgi kenarında da olsa, yani içe doğru da kat etmek gerekiyorsa hepsini gören bir oyuncu. Bazı oyuncunun gözü maalesef şu şekilde görmüyor. Evet. Mesela evet. Afobe ile ilgili dün... Tamam, Afobe oynayacak dedi. Ben dedim ki Cenni'yi bekliyorum. Ben Abdullah Hoca'nın Cenni'yi oynatmasını gerektiğini düşünüyorum dedim. Ama Afobe ile devam eder hatta. Afobe yani inanılmaz... Sezon onunla tamamlar. İnanılmaz derecede eğer... farklı meziyetlere sahip bir oyuncu. Bu oyuncu bugün eğer ki... bitirmeliydi bence Yalçın o pozisyonu. Ya 2-0 tabii, yapsa başka bir maç izlerdi. Yerine giren oyuncu da yine aynı pozisyonda kaçırabilir. Ya santraforlar kaçırabilir. Ama bu tarz sezon başında yani tam oyun anlamında oturmamış takımda siz de maalesef değersiz hale gelirsiniz performansınızla. Trabzon'un zaten temel sıkıntısı bu. Müthiş evet. bir oyuncu grubuna sahip. Ama sıradan hale geldiler. Çünkü neden? Sistemleri başarıya getirmez. Geçmişteki yaşamış olduğu performans. Tabii. Şu anda Abdullah Hoca onlar için bir şans. Eğer ki bunu ne kadar katılırlar, katılımcı olurlar antrenmanda, toplantılarda. Bence çok avantajları var. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Ya fikstür de Mehmet Özcan'ın dediği gibi iyi bir fikstürü var. Evet Galatasaray-Kayseri maçına geçelim artık. Çünkü 9. haftanın kapanış maçı ve önemli eksikler var. Mehmet Özcan
bizlere Galatasaray'daki son durumu aktaracak. Kimler oynayacak, kimlerin oynamasını bekliyoruz. Birazdan muhtemel 11'imizi vereceğiz ama hemen bir 10 dakika önce Galatasaray bir paylaşım yaptı. Onu getirelim hemen ekranlara.